Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikiş'e daire hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eşofman paçasına ribana nasıl dikilir onu göstermeye çalışacağım inşallah. Daha önceki çalışmalarda eşofman paçasına lastik nasıl dikilir onu göstermiştim. O video ile alakalı linkleri de açıklama bölümüne bırakırım. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan Hatice ile hesabından da bizi takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Kumaş olarak 3 iplik şardonsuz kumaş kullandım. Ribanalarını da kumaşın kendisinden kullanıyorum. Burada kumaşın esnekliğine göre de hareket ediyoruz. Eğer ribanalık daha esnek kumaşlar kullanacaksanız ribana bölümünü daha da kısabilirsiniz. Ben şöyle kumaş ölçüsüyle başlıyorum. İki kat şeklinde alıyorum. Genişlik olarak ribanımın boyunu ben bir tık uzun tuttum. Bunun nedeni de kumaşın parça bir kumaştı. Boyu bir tık daha uzatabilmek için ribanımı biraz uzun tuttum. Şöyle ben 7 santimden aldım. 1 santimi tabii dikiş payı olarak girecek. Şu 6 santim olarak boyu kalıyor. Siz daha da kısabilirsiniz de isteğinize bağlı. 7 santim de alabilirsiniz. 1 santimi bırakmış olursunuz. Şöyle iki kat yapıyorum. Şurada dikiş payım olacak. Onu şöyle çiziyorum. Dikiş payını bıraktım. Şu şekilde olacak. Şuradan ben eşofman paçasından ribanımı 2 santim kısa kestim. Eğer kendi kumaşından kullanmasam, daha esnek ribanalı kumaş kullanmış olsaydım en az 3 santime düşürmüş olacaktım. Diğerini de bu şekilde ayarladım. Boy olarak kumaş direkt 7 santim olarak aldım. Buradan kısa 2 santim olarak da kesmiş oldum. Öncelikle şu yan dikişlerimizi dikeceğiz. Temizlemesini de overlock makinanız yoksa makinanızın zikzak ayarıyla da temizleyebilirsiniz. Kenarların dikişini ve temizlemesini de yaptıktan sonra şu şekilde iki kat yapıyoruz. Sonra pantolon paçasının da dört bir kenarını, bir kenarı dikişli zaten. İşaret alıyorum. Ribana'da da aynı şekilde. Bir kenarı bunun da dikişli. Diğer üç kenarını da işaretini alıyorum. Dört bir kenarından işaret almamızın nedeni dengeli bir şekilde ribana kumaşını 2 santim kısa kestiğimiz için dengeli bir şekilde yerleştirmek için bunu yapıyoruz. Dikişi dikişe denk getiriyorum. Temiz kısımlar ben bu şekilde çalışıyorum. İç kısımda içine doğru şöyle yerleştiriyorum.
Ribanalı kumaşı. Zaten ribananın her iki tarafı da düz olduğu için iki kattan şu şekilde yüzü yüzüne bakacak şekilde ve buradaki dikişi birbirine denk getirecek şekilde iğneliyorum. Diğer işaret aldığım kısımları da aynı şekilde işaretten işarete iğneliyorum. İğnelemeden de yapılabilir. Ben göstermek için yapıyorum. Şöyle esnettiğimiz zaman bir olacak şekilde yapıyoruz. Bu kumaş çok esnek bir kumaş değil. Ayrıca beden ölçüleriyle de baştan sona çiziminden tüm dikim aşamalarına kadar ayrıntılı video çekmiştim. O videoya da bakabilirsiniz, faydalı olacaktır. Yeni başlayanlar için de detaylı anlatımı var. Bu şekilde iğneliyorum. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Makinede dikip ve temizlemesini yapıyoruz. Temizlemesini de makinamızın zigzag ayarıyla yapıyoruz. Overlock makinanız varsa tabi kullanabilirsiniz. Diğerini de aynı şekilde dikiyorum ve temizlemesini yapıyorum. Ribanalarımızı ekledik ve temizlemesini de yaptık. Dikişin dikişe denk gelmesi gerekiyor demiştim. Bu şekilde dikişleri birbirine denk getiriyoruz. Tüm dikişlerde bunu yapıyoruz. Daha güzel duracaktır. Şimdi ütüleyeceğim. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.